uyku apnesi nasıl tedavi edilir? Öncelikle uyku apnesinin tedavi edilebilmesi için bu uyku apnesine neden olan faktörün ortadan kaldırılması gerekir. Uyku apnesine neden olan az önce de söylediğim gibi üst solunum yollarında 3 seviyede bir tıkanıklık vardır. Bunlardan bir tanesi burun ve paranazal sinüs seviyesinde. Eğer varsa tabi pediatrik yaş grubunda bir burun kemiğindeki eğrilik ameliyatını yapmak doğru bir olay değil. Ama varsa bir sinüzitin ortadan kaldırılması, varsa bir deniz etinin ortadan kaldırılması. Bunlar birinci basamak yani burun seviyesindeki tıkanıklığı ortadan kaldırdığı zaman bu uyku apnesini tedavi eden faktörlerdir. Biraz daha aşağıda küçük dil ve yumuşak damak seviyesinde eğer çocukta dördüncü evresinde birbirleriyle öpüşen kissing bademcikler, tonsiller varsa eğer bunlar da obstrüktif uyku apnesinin pediatrik yaş grubundaki temel sebepleridir. Çocuğa yapılacak olan basit bir geniz eti ve badencik ameliyatı hayatının geri kalan bölümünde çok ciddi hastalıklara yol açabilecek ciddi obstrüktif uyku apne sendromunu ortadan kaldırabilir. Ve eğer biraz daha aşağı seviyede dil köküne yönelik yerlerde bir tıkanıklık varsa bu dil kökünü öne çekme cerrahileri tabi bunlar ikinci faz cerrahiler oluyor. Bunlar da bu cerrahiler sayesinde e, aşağı seviyedeki dil kökü seviyesindeki tıkanıklık da ortadan kaldırılabilir.